Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi sabah saatlerinde 8.44 itibariyle Kozan ilçesinde ve derinliği 11 kilometre olan deprem 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. 15-20 saniye sürdü ve an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamakta açıklaması AFAD Başkanı'ndan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Ve Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini söylemek mümkün. 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi akabinde ve Adana valisi de ilk taramalarımıza göre yaralı ya da can kaybı yok dedi. Kozan merkezli demiştik ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da yıkılan ve hasar gören bazı evler olduğunu köylerde söyledi. Hatta kapanan yollar da meydana geldiğini belirtti. Şimdi son durum bu şekilde, gelen açıklamalar bu şekilde dediğimiz gibi. Hemen durumu değerlendirelim. Deprem bilimci Profesör Doktor Okan Tüysüz telefon hattımızda. Evet, biz tekrar edelim bilgileri sevgili seyirciler. Sabah saatlerinde meydana geldi deprem 8.44 itibariyle Adana'nın Kozan ilçesinde 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Yapılan açıklamalara baktığımızda ise an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamakta açıklaması hem AFAD Başkanı'ndan hem de Adana Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise bazı köylerde yıkılan evler olduğunu, kapanan yollar bulunduğunu söyledi. Evet, telefon bağlantımız şu an itibariyle gerçekleşti. Profesör Doktor Okan Tüysüz deprem bilimci telefon hattımızda. Sayın Tüysüz merhabalar efendim. Profesör Doktor Okan Tüysüz deprem bilimci şu anda telefon hattımızda. Sabah saatlerinde geçtiğimiz dakikalarda Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgileri paylaşacağız. Evet, Alo, Sayın sesim geliyor mu Tüysüz. acaba? Evet efendim, sesiniz geliyor. Depreme ilişkin Evet. bilgileri aktardık. Sizden de efendim, önümüzdeki dakikalarda, saatlerde başka bir deprem olma ihtimali var mı? Evet, şöyle bir defa 5.5 büyüklüğündeki bir depremin 4.5'a varabilecek artçıları olabilir. Artçıların zaten uzunca bir süredir devam ettiğini biliyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremden bu yana bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Bugün meydana gelen deprem de o sistem içerisinde 6 Şubat depreminin etkisiyle meydana gelen bir depremdir. Dolayısıyla bu etkinlik sürecektir. Ama Peki bunun büyük bir artçı deprem... olma ihtimali var mı? 5.5 büyüklüğündeki Evet, depremin. o ihtimal de var. Ama büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Yani 5, 4,5 biraz daha üzeri depremler mümkün. Ama daha büyük deprem olacağı kanaatinde değilim. Evet, peki bölgenin zemini ve özellikleri açısından değerlendirdiğimizde, fay hattına baktığımızda neler söylemek gerekir bu Evet, son şimdi meydana olan gelen depreme ilişkin? deprem Kozan Feke arasında Sahipbeyli'den Kozan'a doğru uzanan bir fay sistemi üzerinde gerçekleşiyor. Benzeri şekilde aslında Savrun civarından da Kozan'a uzanan bir fay sistemi var. Bunların bu fay sistemlerinin hepsi 6 Şubat depremleri nedeniyle bir stres aktarımına ya da halk tabiriyle tetiklemeye tabi tutuldular. Bugün yaşanan deprem de böyle bir deprem. Ancak bölgenin özellikle Adana yöresinde zeminin son derece zayıf olduğunu biliyoruz. Çukurova alüvyondan oluşan bir düzlük. Bu tür zeminler genellikle deprem dalgalarını büyüterek binalara iletirler. Bu nedenle de bölgede 5.5 büyüklüğünde olmasına rağmen depremin şiddetli hissedildiğini görüyoruz. Evet. Peki şimdi Kozan merkezli dedik bu depreme ve Kozan Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamayı da aktarmıştım. Tekrar edeyim, şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bölgede hasar gören yıkılan evler olduğu ve kapanan yollar olduğu, yine bu zeminle kaynaklı mı bu bilgiler? Şimdi büyük ölçüde zemin kaynaklı. Öte yandan zaten 6 Şubat'ta bu bölge şiddetle sarsıldı.
Yani 6 Şubat'ta hasar almış binalar varsa, o hasar almış binaların 5,5'la hasarının çok daha artmış olması mümkün. Öte yandan 5,5 çok kötü yapılmış, mühendislik hizmeti almamış binalarda hasara yol açabilecek bir deprem. Eğer betonarme ve usulüne uygun yapılmış binalar varsa, onların 5,5'luk bir depremi, önceden de hasarları yoksa, tamamen hasarsız atlatması beklenir. Evet, peki Sayın Tüysüz, şimdi aynı fay hattına baktığımızda başka hangi illerde meydana gelme ihtimali var herhangi bir artçı sarsıntının veya depremin bu son depremle birlikte? Ağırlıklı olarak 6 Şubat depreminin stres aktarıldığı bölgeler Çardak'tan başlayan Sahinbeyli, güneyde Kozan'a kadar uzanan alan, ki zaten depremin olduğu alanda bunun içerisinde meydana geldi. Başka büyük deprem beklentisi olan yer yok. Malatya'dan kuzeye doğru öyle bir olasılık var. Çelikhan'ın kuzeyinde bir kırılmamış kesim olduğu belirtiliyor. Böyle bir olasılık var. Buralarda dikkatli olmak gerekiyor. Evet, tekrar geçmiş olsun diyelim herkese. Halkta da tabii panik olduğu da özellikle yapılan röportajlarda, ekrana gelen görüntülerde yer alıyordu. Halk sokaklardaydı. Herhalde bir süre daha bu durum devam eder. Evet. Bir yıl kadar artçıların daha devam etmesini bekleriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, Profesör Doktor Okan Tüysüz deprem bilimci sevgili seyirciler, telefon hattımızdaydı. Tekrar edelim, bu sabah 8.44 itibariyle Adana'da Kozan merkezi, Kozan ilçesinde 11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. 15-20 saniye aralığında süren, an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamakta açıklaması hem AFAD Başkanı'ndan hem de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Adana Valisi de ilk taramalara göre yaralı ya da can kaybı yok açıklamasında bulundu. Kozan'dı merkezi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da yıkılan, hasar gören bazı evler olduğunu ve kapanan yollar olduğunu ama olumsuz bir durum şu ana kadar bildirilmediğini söyledi. Depremle ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi